an bulunmuş olduğumuz yer Bombatepe. Bombatepe hattı içerisindeyiz. Tam karşımızda bulunan alanlar, hava karşılarının bulunduğu hat içerisinde ise Asmadere bulunmakta. Biraz daha sol yana baktığımızda orada ise Naim Sırtı bulunmakta. 1. Rafarta Muharebesi esnasında iki alayımızdan 20 ve 21. alaylar şu an bulunmuş olduğumuz yere tertiplenmiş durumda. Tam karşımızda görmüş olduğumuz çam ağaçlarının arkasındaki sırt üzerinde bizim biraz daha sağ tarafımızda 21. alay, onun altında ise 20. alayın karargahı bulunmakta. İki alay karargahının bulunduğu yerdeyiz. Aynı zamanda bu 108 yıl önce gerçekleşen 1. Rafarta Muharebesi'ndeki muharebe hattı içerisinde. Biz şu anda ileri muharebe hattının içerisindeyiz. Bulunduğumuz yerin biraz daha karşısındaki alanda ise tavır karargahının bulunduğu yer olduğunu söyleyebiliriz. 6 Ağustos günü Anafardar Ovası'na çıkarma yapan İngilizlerin ovaya yaptığı çıkarma sonrasında Türk kuvvetleri bölgedeki askeri kuvvetleri desteklemek amacıyla istirahat halinde bulunan 2 tane tümeni bölgeye gönderir. Bunlardan özellikle 7. Tümen bağlısı 20 ve 21. alaylar yapmış oldukları 50 kilometrelik bir yürüyüş sonrasında şu an bulunmuş olduğumuz yere geldiler ve tam arkamızdaki hat içerisinde tertiplenmeye başladılar. Bunlardan özellikle 20 ve 21. alaylar bulunduğumuz muharebe hattı içerisinde 9 Ağustos gününde sıcak çalışmanın en önemli tanıkları olacaklardı. Ama daha önemlisi şuydu. 50 kilometre yürüyüş yapan bu birlikler, bu alaylar şu an bulunduğumuz yerde iki alay komutanını şehit vereceklerdi ki onlar aslında önemli notlarını askeri raporlara, harp cedilerine yazmışlardı. Bunlardan 20. alay komutanı Yarbay Halit Bey, muharebenin devam ettiği esnada saat 13 civarında askeri raporlarda ısrarla şunu söylüyordu. Bulunduğumuz yerin hemen karşısında bulunan İngilizlerin Damakçılık Bayırı istikametindeki makinalı tüfek atışının çok fazla olduğunu ve bulunduğumuz bölgedeki Türk askerlerine çok fazla zayiat verdirdiğini söyler. Ve en önemli vurgusu şudur. Bir an önce makinalı tüfekler susturulsun ve bunun için önlem alın. Ancak kendisinin yazmış olduğu bu son rapordan sonra sadece neredeyse bir saat sonra 14.50'ye geldiğinde alay komutanı Yarbay Halit Bey şu an bulunmuş olduğumuz yerin tam arkasında kendisi şehit olacak. Ve bu şehit alay komutanımızın şehit olduğu noktayı dönemin askeri raporlarından, askeri krokilerinden ve haritalardan birebir eşleştirerek neredeyse nokta olarak yerinin tespitini yapmış bulunmaktayız. Aslında o gün şehit olan alay komutanının saatle yerleme başladığında ikinci bir isim daha göreceğiz. 20. Alay Komutanı Yusuf Ziya Bey. Kendisi de hemen arkamızda bulunan Asmadere içerisinde şehit olduğunu göreceğiz. Böylece aslında şu an bulunduğumuz muharebe sahası iki alay komutanının şehit olduğu mevkiyi de aslında bize göstermekti. Ve bu alay komutanları bugün mezarları Büyük Anafarta köyünde her ikisinin de yine yan yana olduğunu söyleyebiliriz. Alay komutanlarına Anafarta Ovası'ndaki çıkarma başladığında veli emir şuydu aslında. Hızla bir yürüyüş yapmaları ve Anafarta Ovası'ndaki İngiliz kuvvetlerinin karşısına doğru tertiplenmesiydi. Ve bu iki alay komutanı, 20 ve 21 alay komutanları 50 kilometrelik bir yürüyüş yapacaklardı. Aslında bu yürüyüş onların son yürüyüşüydü. Çünkü bu iki alay komutanı da hızla 50 kilometrelik bir süreyi intikal etmişler, yolu yürümüşler ve bulunduğumuz bölgeye gelmişlerdi. Ancak bu yürüdükleri yol aslında son defa yürümüştü. Çünkü onlar bu yürüyüşün sonunda geldikleri bölge içerisindeki katıldıkları muharebe esnasında öğlen saatlerinde şehit olacaklardı. Birinci Rafarta Muharebesi esnasında şehit olan iki tane alay komutanının mezarının başındayız. 7. Tümen Bağlısı 20 ve 21. Alay Komutanları 9 Ağustos günü öğleden sonra saat 14.30 civarında şehit olmuştu. Özellikle bulunmuş olduğumuz yerdeki iki şehit alay komutanı Anafarta Muharebesi öncesinde Molla Musa çiftliğinin bulunmuş olduğu noktadan yani Bolayır'ın kuzey istikametindeki bir karargah noktasından yürüyüşe başlamışlar ve 50 kilometreliğe yakın bir yürüyüş sonrasında kendileri Anafarta Ovası'na ulaşacaklardı. Ve 9 Ağustos günü gerçekleşen 1. Anafarta Muharebesi esnasında bu iki alay komutanımız o gün şehit olacaklardı. Bugün de bu iki şehit alay komutanı yan yana
o şehadetlerinin bulunmuş olduğu noktada yattıklarını söyleyebiliriz. Kendileri 9 Ağustos gününde şehit olduğunda şehit oldukları noktadan Anafarta köy mezarlığının da içerisinden geçmiş olduğu bir intikal yolundan ki burası özellikle Sıhhiye'nin şehitlerimizi taşımış olduğu yoldur. Bu yol içerisinden taşınmak suretiyle şu anda bulmuş olduğumuz noktadaki şehitliğe definirinin de yapılmış olduğunu söyleyebiliriz.